Herkese selamlar millet, ben Metehan, kanalıma hoş geldiniz. Gazne Devleti 963 yılında Alptekin tarafından Afganistan'da kurulmuştur. İlk Türk İslam devletlerinden olan Gazne Devleti çok uzun süre gücünü korumuştur. Gazne Devleti, Selçuklu Devleti ile yapmış olduğu Dandanakan Savaşı'nı kaybetmiş ve Hindistan'a çekilmiştir. Devletin yorgun ve zayıf düşmesinin ardından Afgan kökenli olan Gurlular tarafından 1187'de yıkılmıştır. Gazneliler, İran asıllı Samani Devleti bünyesinde varlık gösteren Türk boyları tarafından 968 yılında kurulmuş, 225 yıl boyunca İç Asya'nın güneyinde varlıklarını devam ettirip Asya'da yaşayan diğer Türk devletleri Karahanlılar, Selçuklular ve Oğuzlar ile komşu olmuş, 1187 yılında İran Tacik asıllı Gurlular tarafından yıkılmışlardır. Gaznelilerin kuruluşu milattan sonra 2. yüzyılda Hun devletinin tamamen yıkılması ve Türk yurdu Ötüken'in Çin hakimiyeti altına girmesiyle batıya doğru yoğun göç hareketlerine girişen Hun Türkleri Hazar Denizi, Afganistan, İran coğrafyalarına yayılmış, 800'lü yıllardan sonra Karahanlılar devletinin İslamiyet'i kabul etmesiyle Müslüman olmaya başlamış ve diğer Müslüman devletlerle komşu olmuşlardı. İç ve Batı Asya'da oldukça geniş bir coğrafyaya yayılan Türk boyları 800 ile 1000 yılları arasında hem büyük devletler kuruyor hem de pek çok devletin bünyesi varlıklarına devam ettirebiliyorlardı. İç Asya'daki bu Türk devletlerinden biri olan Gazne Devleti de bugünkü Kuzey Hindistan coğrafyasında yaşayan İran kökenli Samani Devleti içerisinde kalabalık kitlelerle yaşayan toplumlar tarafından kurulmuş ve varlığını 225 yıl boyunca devam ettirmiştir. Gazneliler Devleti adını Doğu Afganistan'da bulunan başkentleri Gazne'den almaktadır. Ayrıca hükümdarlık hanedanının kurucusundan dolayı Sebük Tekinliler veya lakaplarından dolayı Yeminiler diye de anılırlar. Samanoğulları Devleti'nin 819 ile 1005 yılları arasında dağılmaya başladığı sırada bu devlette komutanlık ve valilik yapan Türkler bazı bölgelerde hakimiyet kurmuşlardı. Bunlardan biri de Horasan emiri Alptekin'dir. Alptekin, Doğu Afganistan'daki Gazne şehrini ele geçirerek Gazneli devletinin ilk temellerini atmıştır. Alptekin'in ölümünden sonra yerine geçen oğulları aynı başarıyı gösteremeyince Türkler Alptekin'in komutanlarından Sebük Tekin'i başa geçirdiler. Sebük Tekin'in başa geçmesiyle Gazneliler Devleti hükümdarlığın babadan oğula geçtiği bir hanedanın idaresine girmiştir. Nitekim Sebük Tekin'in ölümüyle birlikte tahta oğlu Mahmut geçti. Gazneli Mahmut zamanında devlet en parlak devrimini yaşadı. Türk tarihinde sultan ünvanını ilk defa Gazneli Mahmut kullanmıştır. Gazneli Mahmut 1001 ile 1027 tarihleri arasında Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek Kuzey Hindistan'ı topraklarına kattı. Bölge İslamlaştı ve böylece Pakistan Devleti'nin temeli atılmış oldu. Gazneli Mahmut'un ölümünün üzerine
Yerine geçen Sultan Mesut babası gibi dirayetli değildi. Selçuklu tehlikesinin artmasına rağmen o Kuzey Hindistan'a sefer düzenlemişti. Nihayet Dandanakan Savaşı'nda Selçuklular karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Topraklarını kaybederek Hindistan'a çekilmeye mecbur kaldı. Sultan İbrahim zamanında devlet Selçuklu hakimiyetine girdi. Afgan asıllı Gurlular 1187 tarihinde Gazneli devletini ortadan kaldırdılar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.